Eurus Harris'in yapmasını istediği üçüncü görev, kutsal geyiği getirmesiydi. Artemis'e ait olan bu geyik, kutsal geyik olarak görülür ve dağlarda gezerdi. Artemis, Oine ormanlarında dolaşırken beş geyik yavrusu gördü. Bunlardan beşincisini seçip Hera'nın emriyle Herkül'ü sınamak için Kerineyi dağlarına bıraktı. Beşinci geyik muhteşemdi. Kutsal sayıldığından avlamak yasaktı. Çok hızlı koşmasıyla bu geyik meşhurdu. Ve Herkül Kerineyi dağlarına geldi ve geyiği kovalamaya başladı. Tam bir yıl peşinde koştuğu halde onu yakalayamadı. Geyik her gün yer değiştiriyordu. Geyik ırmağa geçmek isterken onu alnından yaraladı ve geyiğe iyice yaklaştı. Geyik suya atlamak isterken kararsızlık yaptı. Herkül tam o anda onu yakaladı, ayaklarından bağlayıp sırana vurdu. Arkadya'ya dönerken yolda Artemis ve Apollon'u gördü. İkisi de kızdılar. Niçin böyle bir şey yaptıklarını sordular. Tanrılara ait olan bir şeyin çalınması çok yanlıştı. Herkül suçu kendisine almadı. Eurus Heus'u yıkarak onun bu görevinden bahsederek kurtuldu. Herkül'ün böylece ilerlemesine izin verdiler. Herakles geyiği alıp Mikene'deki Eurytus'a verdi. Böylece Herkül üçüncü görevini de sona getirmiş oldu. Herkül'ün maceraları devam ediyor.